Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir önceki çekimimizden yarım kalan zeytin çekirdeği ile tesbih yapma videolarımızın ikincisiyle karşınızdayız. Ümit ediyorum beğeneceksiniz. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Evet dostlar, bugünkü videomuzda zeytin çekirdeklerinden yapılan ikinci tür tesbih göstereceğim. Burada taneleri ben işlemeye başladım, henüz bitiremedim. Yani daha fazla habbeyi zımpara ettiğimiz çeşidi. Burada diğer tesbihten tek farklı olan şu tesbihimizden tek farklı olan yanı habbelerin tıraşını daha yoğun etmemiz, daha fazla etmemiz. Daha fazla tıraş ettiğimiz zaman dikkatli bir şekilde daha parlak, daha farklı görünümlü bir tesbih elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi çekirdeğin kazınma işlemini daha fazla yapıyoruz. Biraz daha devam ettireceğiz ya da istediğimiz kadar yaptırabiliriz ama eğer daha dikkatsiz yaparsak deliğin arka tarafındaki ruşeğimi patlatabilir, çekirdeği işe yaramaz hale getirebiliriz. Onun için dikkatli bir şekilde kabuk kısmına zarar vermeden, sert kabuk kısmına zarar vermeden, ruşeğim kısmına ulaşmadan yapıyoruz ne yapacaksak. Her seferinde daha yoğun topraklı zımpara deniyoruz. Yani 50 topraktan almışsak işte 500, 800, 1200 ve 2000 toprağa çıkmamız gerekiyor ki böylelikle zımpara izini silelim. Daha önceki videomda da anlattığım gibi ben bir tahtaya iki farklı zımparayı yapıştırdım. Biri çok kalın, biri ince. Onu kullanıyorum. Bunlar da çok ince olanlar. Ve bu da 1200'lük, 1200 kumluk zımpara ki kalın zımpara izlerini iyice silsin istiyoruz. Son olarak da bal mumuyla kaplamasını, polisajını yapıyorum.
Gördüğünüz gibi habbemiz bu hale geldi. Değişik bir görünümü oluyor. Daha hoş göze hitap edebiliyor. Dokunması, teması çok daha farklı duygular veriyor. Bunlardan da 33 ya da 99'luk tesbih yapacaksak 3-5 habbe fazlasını yapıyoruz ki lazım olur diye. Diğer bütün çekirdeklerimize de aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi yoğun bir şekilde zımpara yaptığımız zeytin çekirdeğinden oluşturduğumuz habbelerimizi ipimize diziyoruz. Habbelerin birbiriyle eşit büyüklükte olmasına önem veriyoruz. Şimdi 33'ü tamamladık. Eğer elimizde ayraçlar varsa 11'er habbeden sonra ayraçları kullanabiliriz. Gümüşten yapılan diğer tesbih süslemeleri varsa onları kullanabiliriz. Yoksa tabii görüntüyü elde edebilmek için imameyi de zeytin çekirdeği habbelerinden kullanabiliriz ki biz öyle yapacağız. Şimdi ikisini birleştiriyoruz. İmameyi oluşturacağımız ilk habbemizi taktık. Ben bunları biraz iri ve büyük olanlarından yapmak istiyorum. Siz istediğiniz şekildekilerden imame kullanabilirsiniz. Üç de yapabilirsiniz buradaki imame olacak habbeyi. Dört de yapabilirsiniz. Zevkinize, keyfinize göre hareket edersiniz. Evet. 3 taneden yaptığımız zaman tesbihimiz bu şekilde gözüküyor. 4 taneden yaparsak onu da göstereyim. Evet. Tesbihimiz bu şekilde olacak. Çiftli çekeceksek 2 habbe miktarı ipi bağlarken boşluk bırakıyoruz. Tekli çekim yapacaksak tek habbe bu kadar bir boşluk bırakıyoruz. Tek habbe boyunda boşluk bırakıyoruz. Şimdi tesbihimizi bağlayabiliriz. İmamemizi bağlıyoruz. Siz çiftli düğüm atabilirsiniz. Evet, tesbihimiz çekime hazır. Siz de yaparsanız güle güle kullanın. Tesbih zikirlerde kullanılır. Bolca zikredin. İnşallah o zikrinizden biz de istifade ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.